Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أستعيذ بالله وبشر أخبر الذين آمنوا صدقوا بالله بشارت برين يعني حبر برين إيمان كيلترين كشلرية يعني الله نتحسقين كشلرية وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل تردردن ونفلدن إبارت بوين صالح عملانی قیان کشلرگه بشارت برگن انه ای بی انه لهم جنتین اولرگه جنتلرنین بارلگی سورسی ده حدیقا ذات اشجارین درهلر کب بگن باغلر و مساکینه و مسکنلر یشیدیان یرلر قصرلر شلر بارولر اچون تجری من تحتیها ای تحت اشجاریها و قصوریها اولرنین تنگلردن Ya'ni u jannatning daraxtlarini taglaridan va jannatning qasrlarini taglaridan oqadi al-anharu daryolar ay al-miyahu fiha ya'ni daryolarda suvlar oqadi daryoni uzoqmaydi-ku va nahru huval mawdi'u allazi yajri fihi al-ma va nahr daryo degani suv uning ichida oqadigan yerdir suvning oqadigan yeri daryo deyiladi O'rtacha bo'lsa, kichkina bo'lsa ariq bo'ladi, kattaroq bo'lsa dengiz bo'ladi. Lannal ma yanharuhu ay yahfiruhu. Chunki suv uni chovlaydi, ya'ni chuqur qiladi. Suv oqqan sari oqqan yerni chuqur qiladi-ku. Yuvib-yuvib, o'yib chuqur qiladi. Shuning uchun nahrun deyapti. Nahrun degani o'ymoq degani. Qarang. Ya'ni daryo daryoda o'yiq desa mana o'zbekchasiga o'yiq yoki yoriq desa chunki suv yerni yorib yerni o'yib mana shu daryo hosil bo'lyapti arabchada nahrun deganda shunday bir munosabati bor sizlar nima deysizlar daryo sizlar ham forscha gapirasizlar daryo forschada sizlarda ko'p asli turkcha kalimalar Bizde o'zbeklarga forscha juda nima bo'lib ketgan, aralashib ketgan. O'zbeklar o'zbekcha gaplashamiz deb yuradi-yu, ammo forscha gapiradi, xabari yo'q. Va isnadul jari ilayhi majazun. Oqishlikni daryoga nisbat berilishligi majoziydir. Ya'ni daryo oqadi deganda, ya'ni dunyodagi daryo oqmaydi. Balki suv daryoning ichida oqadi. Dunyodagi daryoga nisbatan to'g'ri majoz, lekin jannatdagi daryolarni dunyodagi daryodan farqi bor. Shuning uchun uni majoziy deyishlikda o'ylab ko'rishlik kerak. Chunki jannatdagi daryolar jannatni yerini o'yib oqmaydi, yerni suv oqadi. Masalan, bir toshlik yerga suv oqsiz, suv qanday oqadi hali yerdan? Ya'ni xususan birinchi oqqan vaqtida o'zi to'plangan holatda oqadi. Keyin sekin yoyiladi. Jannatdagi daryolar jannat yerini o'ymagan holatda, jannat tepasida va to'plangan holatda oqadi. Va siz qaysi tarafga xohlasangiz, shu tarafga oqadi. Shuning uchun ya'ni bu yerda daryolarning oqishligini haqiqiy deb bo'laveradi. Majoz emas. Kullama ruziqu minha shu jannatdan har rizqlantirilganlarida ut'imu min tilkal jannat o'sha jannatlardan taomlantirilganlarida ya'ni har doimiki ularga rizq berilsa min samaratin mevadan rizqon rizq qilib qalu hazal lazi ay mislu ma ruziqna min qabl jannatdagilar aytdiki bu bundan oldin ham bizga rizq qilingan narsa-ku deyishdi ay qablahu fil jannati Ya'ni bu mevadan, shu yeyishimizdan oldin jannatda shunga o'xshagan rizq berilgan edi bizga deydi.
لِتَشَابُهِ سِمَارِهَا بِقَرِينِهِ Meyveleri o'ziga yaqinlariga o'xshaganligi uchun. Ya'ni buni litashabuhi simariha jannatdagi meyvalari bir-biriga o'xshaganligi uchun deb turib, biqariniha o'ziga yaqiniga desam bo'ladi yoki biqarinatin desiz va utubihi ay jiu birizqi mutashabihan va ularga rizq olib kelindi mutashabihan bir-biriga o'xshagan holatda yashbahu ba'duhu ba'dan lawnan ya'ni rangda ba'zilari ba'ziga o'xshaydi وَيَخْتَلِفُ bu طَعَمَا لَكِنْ تَعَمْدَ مَذَسِدَ birbirinden farklı bo'ladi. Yani yukarıdaki tafsirde bir qarinatindir. Biz cennetteki meyvelerde birbirine yokşaşlığına ait yapıyoruz. Çünkü وَاُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا bu meyveler birbirine yokşaşlığına halette alıp gelindi. Degen ayette qarinatından malum bo'lyapti ki هَذَا الَّذِي رُزِقِنَا مِنْ قَبُلْدَكِ مَقْسَدْ cennetteki haletler. Şu seferden aldığınızı cennette yilgen meyve. Sizden buluradı. Çünkü bir yerde ikide tafsir var. Bağla dedi ki Hazellezi ruzikne min kabul digeni dünyada cennetteki almaları görüp biz bu almadan dünyada hem yegendik ki cennetteki üzümlü görüp bu üzümden dünyada hem yegendik ki dedi. Ama yese ki tamı başkaça. Hidi başkaça. Nihayette mükemmel, nihayette güzel. Lekin surette görünüşte okşap giderdi. Mükemmel okşamaydı, okşap giderdi. وَلَهُمْ فِيهَا زُوَاجٌ مِنَ الْحُورِ وَغَيْرِهَا Ve onlar için, cennetler için cennette azvacun cüftler var. Karin, zavucun cüftü yani. Azvacun cüftler, cüftü halallar. Hurdan bugen ve hurdan başka bugen. Hurdan başka kim? Yani dünya ayarları. Dünya ayarlardan hem verilirdi ve hurilerden hem verilirdi. مُطَهَّرَةٌ Pakize, yani pakilingen. مِنَ الْحَيْضِي حَيْزًا Yani hayız görmeyordu cennetteki hatunlar. وَكُلِّ قَذِرٍ Ve her bir kirlikten fakirinden. Ula da hiç kendi kirlik yok. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Ve ular cennette ebedi kalucilerdir. مَاكِثُونَ أَبَدًا Ular ebeden turucilerdir. لَا يَفْنَوْنَ Ular hiç geçen fani buluşmaydı yok karışmaydı. وَلَا يَخْرُجُونَ وَجَنَّتَّنْ çıkmaydılar hem cennette abadî kaladılar. Celalayn tefsiri metni bitti. Biraz kinge getirip tefsir kılamız. Allah subhanehu ve teala bana 25. ayette cennet doğrusu haber veriyordu. Mu'minler ve ulanın mükafatı bugün cennet doğrusu da. Üçün bir tane bu mavzuyu ötüldü dediniz. Bundan aldığı ayette Allah Teala kafirler ve onların cezası akıbeti bugün cehennem doğrusu haber verdi. فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ dedi. Kafirler için teyilleb koyulingen yakılgısı insanlar ve taşlar bugün ottan korkuyorlar dedi. Ve Allah Teala'nın ilmi nihayette büyük, hikmeti nihayette mükemmel. Allah subhanehu ve teala uzunin bendeleri, kulları bugün insanlarını kendi yükseğin mükemmel terbiye buluşluğunu yakışı biledi. Şunun için daim, eğer tehdit ise arkasından bir beşaret. Beşaret birisi arkasından bir tehdit bilen terbiye kıladı Allah Teala. Kur'an'da hali kök güzetesiler bunu. Cehennem zikirik ise arkasından cennet zikirik eledi. Eğer ki yine cennette zikirik ise arkasından cehennemde zikirik eledi. Allah subhanehu ve teala şu ikele üslub bilen terbiye kılıyordu. Demek ki insanın tabiatı, garizeti şu iki tane şeye muhtaç. Bazen yaşlı, bazen şirin, bazen açık, katlık muamele. İkele şeye muhtaç. Çünkü yaşlı ameller kıyanızda sizge başarat verişlik gerek, sizge targit verişlik gerek. Hata kıyanızda sizi malamat kılışlik gerek, kaytarışlik gerek. İkele şeye vardır bizde. Yaşlı tarafımızdan var, yaman tarafımızdan var. Şunun için bazen yaşlı gerekir. Bazen kastığı gerekir, muhtaç bulamız, müstahit bulamız. Ve yani bunu tekide, racablen hafının ortasında buluşluk, en büyük mesele. Akide kitaplardaki bu kudrariz. Mumun kişi, kaçan iki umit ve korkunu ortasında bulsa, ana hoşlarından necat topladı. Korksayı umit kımasa kafir, ya ki korkmasa umit kısa, uyan kafirdir. Yani sakat kina umid kılıçlı yani küfür boladı,
faqatgina qo'rqishlik ham chur bo'ladi. Iymon haqiqiylik arasining o'rtasi. Ham umid qilasiz jannatni, ham jahannamdan qo'rqasiz. Alloh taolaning rahmatidan umid qilasiz, g'azabidan qo'rqasiz, shu ikkalasining o'rtasida bo'lasiz. Shuning uchun Alloh taolo mana solih insonlar va ularning mukofoti to'g'risida xabar beryapti. Va bashir. Ey Muhammad, bashorat bergin deyapti. Bashorat nima degani? Sevintirgin, xush xabar bergin, yaxshi xabar bergin degani. Yaxshi xabar yetkizgin degani. Nimaga arablar yaxshi xabarni forschasiga xush xabarni bashorat deyishadi? Chunki xush xabarni eshitgan odam, masalan, sizga aytsa-ki, sizga huriy tayinlandi yoki sizni uylantiryapmiz, desa nima bo'ladi? U bashariyat o'zgaradi. Darrov o'zgaradi. Qanday bo'lsangiz bo'ling, darrov o'zgaradi. Darslarda ko'rasizlarki, bolalar uyqusi kelib tursa, uylanishdan mavzuotini darrov uyqulari qochib ketadi. Ko'zlari katta-katta ochilib, ko'zlari hurlarni ko'zidek bo'lib, chaqnab turadi. Darrov bashara o'zgaradi, yuz o'zgaradi darrov. Alloh taolo butun mu'minlarni xursand qilsin. Mu'minlar xursand bo'lishlikka haqli. Ularni mahzun bo'lishdan Alloh taolo saqlasin. Valahum yahzanun deyapti-ki Alloh taolo. Mu'minlar mahzun bo'lmaydi. Doim xursand bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolamning sunnati doim tabassum qilishlik. Bashorat shundan kelib chiqqan. Ya'ni eshitgan odamni yuzi o'zgarib, yuzi ochilib xursand bo'lganligi uchun. Shuning uchun bashir, abshir deyiladi. Bashorat bergin, sevintirgin, xursand qilgin, xush xabar bergin. Kimga? Allazina amanu, iymon keltirgan kishilarga. Allohga ishongan va Allohning aytgan butun narsalarga ishongan kishilar. Iymonni o'zi kifoya qilmaydi. Fikrni o'zi kifoya qilmaydi. Va amilu solihati, solih amallar qilgan kishilar. Mana shu ahli sunnat va jamoatning yo'lidir. Iymon va amal ikkalasi bo'lishlik kerak. Amal bo'lsa, iymon bo'lmasa bu kofir. Jahannamda abadiy qoladi. Yoki iymon bo'lsa, amal bo'lmasa bu fosiq, munofiq. Shu gunohiga yarasa jahannamda qoladi. Jahannamda abadiy qolib ketishligini ham xatari bor. Chunki balki munofiqdir u. Munofiq bo'lsa uni iymoni soxta bo'ladi. Shuning uchun ahli sunnat va jamoatning yo'li shuki, haq yo'l iymon va amal ikkalasi bo'lishlik kerak. Ularga nimani bashorat beramiz? Annalahum jannatin. Ular uchun jannatlar bor. Qarang, bog'lar. Jannatun jannatun jamatiyapti Alloh taolo. Jannatlar bor. 8 ta jannatni yaratib qo'ygan Alloh taolo. 7 ta jahannam yaratdi, 8 ta jannat yaratdi. Bu nimaga dalolat qilyapti? Rahmatini buyukligiga. Alloh subhanahu va taolo o'zi aytadi hadisi kursida, "Meni rahmatim g'azabimga g'olib bo'ldi" deydi. Qalin rahmatini g'olibligi, buyukligini bizga ko'rsatyaptiki, 8 ta jannat yaratdi, 7 ta jahannam yaratdi. Alloh taolo qullarining ko'pchiligini jannatga ketishligini xohlaydi. Shuning uchun biz ham Allohning irodasiga itoat qilgan, ergashgan, muvaffaqiyat qilgan holatda insonlarni jannatga ketishini xohlaylik. Ilmsiz insonlardek, ya chalamulalardek jannatda darvozasiga turib olmaylik. Hech kimni kirgizmayman deb. Ular uchun jannatlar bor. Tajri min tahtiyal anhar, u jannatlarning tagidan deyapti-yu, lekin jannat tagidan emas, balki jannatdagi daraxtlar va qasrlarning tagidan daryolar oqadi. Ha, zaminda qarasiz, aslida jannatga boradi-yu. Lekin jannat degani o'zi bog' degani-ku. Bog'dagi daraxtlarning tagidan va qasrlarning taglaridan daryolar oqadi. Bizda eski urf odatlarga qarasangiz, odamlar qanday qilgan? Hamma uyini oldidan suv o'tkizgan, ariq yoki uyini ichidan ariq o'tadi. Ba'zi ariq ustiga ham so'rilarni ham to'g'irlashgan. O'tirgan yerdan suv oqadigan. Uni qayerdan o'rganishyapti bu narsalarni? Qur'ondan o'rganishyapti. Qarang, dunyoda ham insonga o'xshab yashashdi, sizga Qur'on o'rgatadi. Avvallari ajdodlarimiz Qur'on hadisni o'rganganligi uchun ularning dunyosi ham jannat bo'lganda, oxirati ham jannat bo'lgan edi. Hozirgilar Qur'on hadisni tashlaganligi uchun oxirati ham jahannam bo'lyapti, dunyosi ham do'zax bo'lib qolgan. Qochgani joyi yo'q. Daryolar va jannatda 4 xil daryo bor. Biri asal daryosi, ikkinchisi sharob daryosi, xamir. Lekin dunyonikiga o'xshagan emas bu. Uchinchisi suv daryosi. 4-uncisi sud daryosi.
hammasi nihoyatda shirin, nihoyatda lazzatli. Va hozir aytganimizdek, bu daryolar sizni itoatingizda. Masalan, sizdan uzoqda oqib ketyapti, ichmoqchi bo'lsangiz bas. Achlik shart emas. Ey daryo, demaysiz. İçmakçı bu siz özü keli olaz. Karin. Allah-u Teala sizge cennette şimdi mükemmel bir ikramda seyirlep koyuyor. İçmakçı bu siz özü keli olaz. Bundan ki yine siz kol uzatmıyorsunuz onge. Etrafınızda 80 bince hizmetkarınız var. Yaş yiğitçeler. Nihayette akıllı, nihayette güzel, nihayette ahlaklı, adaplı. Bu dünyanın insanları yoksa gelmez. Sizge adepsizlik kısa. Sizga hurmatsizlik qilsa, nihoyatda bir hurmat ehtiromli va maqsadi faqatgina sizga xizmat qilishligu sizni xursand qilishlik. Shular darro qadahlarda siz qancha ichmoqchi bo'lsangiz, shuncha olib kelib beradi. Qancha ichmoqchi bo'lsangiz. Dunyoda masalan, siz biror narsa ichsangiz, o'zingiz quysangiz yoki boshqasi quyib bersa, hali quyilgan narsa yo sal ko'p kelib qoladi yo sal oz kelib qoladi. Ammo jannatdagi xizmat unday emas. Sizga qancha kerak bo'lsa, tabiatingiz qancha xohlayib turgan bo'lsa, shuncha beriladi. Ko'pligi ham qilmaydi, ozligi ham qilmaydi. Qarang, xizmatning mukammalligini, ikromning mukammalligini. Endi bir insoniki, shu jannatning yo'lini tark qilib, jannatga olib boradigan amallarni tark qilib, boshqa yo'llarni tanlasa, u ahmoq emasmi? Dunyoda eng katta ahmoq shu-ku. Dunyoni arzimagan puli deb, abadiy bu jannatdan mahrum bo'lyapti. Dünyanın arkasından yürüyüp durduğunu nimi için yürüyüptü? Dünyadan kiçkine bir mülk egesi buluşlu geçir. Kiçkine yine bir mülk. Eğer 30 metrelik, 40 metrelik cahaya ege yoksa kanca husan bu kaladır. Arzına gelmezse. Belki Allah-u Teala cennette cüdekette mülktü ve adakıyla yapıp seyirlep koyuyken. Şunun için akıllı insanlar dünyanın sebebinden ahiretine zarar yetkizmeydi. Cennetga olib boradigan yo'lga zarar qilgan narsalardan yuzi giradi, hech o'ylanib o'tirmasdan. Kullama ruziku minha min samaratin rizqo. Har qachoniki ular jannatdan, jannatning mevasidan rizq qilib berilganlarida, jannatning mevalarini yeganlarida min samaratin deyapti nimaga? Chunki jannatdagi rizqlarning turlari ko'p. Yemoq, ichmoq, jimo, kiymoq, atir, aylanmoq, tomosha qilmoq va sizni u yerdagi so'rilarni mindirib uchirib yurishligi, uchar otlar, nihoyatda go'zal yumshoq to'shaklar, yostiqlar, go'zal do'stlar, birodarlar, payg'ambarlar bilan siddiqlar, shahidlar, solihlar bilan o'tirib suhbatlashasiz. Eng buyugi Allohni ko'rishlik, ru'yatulloh. Bu ne'matlar ko'p jannatda. Shuning uchun Alloh taolo min samaratin deyapti. Mevadan bo'lgan meva chevalar masallari. Shulardan rizq qilib berganlarida qawlu hazallazi ruziqna min qabl. Bu bundan oldin ham bizga rizq qilingan narsa-ku deyishdi. Yuqorida aytganimizda ikkita tafsiri bor buni. Bittasi dunyoda ham biz shunga o'xshagan olma, uzum, behi, shaftoli, qovun, tarvuz yegandik deysiz. Ya'ni shaklda o'xshab ketadi. Mukammal emas, 100% o'xshamaydi, sal o'xshab ketadi. Ammo yeb ko'rsangiz, jannatdagi nihoyatda shirin. Nihoyatda mukammal. Dunyoda eng lazzatli mevani yesangiz ham, biroz ko'p yeganingizdan keyin sizga bir achchiq tuyula boshlaydi. Tahriga o'xshaydi. Ya'ni og'ziga yoqmay qolaveradi biroz ko'p yeganingizdan keyin. Og'zigida ketaveradi, saryodaga o'taveradi-yu. Sal ko'paygandan keyin aziyatlana boshlaysiz. Agar boshqa aziyatlari bo'lmasa, bir qoningiz og'rib qolmasa, boshingiz og'rib qolmasa, tomog'ingiz qichitirmasa, yo yugurtirmasa, boshqa aziyatlari bo'lmasa ham, qanchalik shirin narsa bo'lsin, mana asaling baribir jonga tegadi. Kaboping baribir jonga tegadi baribir. Ammo jannatdagilar unday emas. Qancha yegan sari shunchalik shirin. Yegan sari bir-biridan lazzatli bo'laveradi. Hayron qolasiz. Nihoyatda shirin. Va dunyoda mana meva yemoqchi bo'lsangiz, qanchalik qiyinchiliklar bilan yeyapsiz. Oson bo'lmaydi birdan dunyoda meva yeyishlik.
meyve nimetlerden istifade kılışlık asanmaz. Kancalı mihnet kılın yap dünya. Kancalı kinali yapsın. Bazılar dünyanın meyvesini imendir, ahiretten vazgeçi yaptı. Çünçeli kıymet geçişi yap dünya. Ama cennetteki meyveleri yemekçi bu siz, darahlar ozi ilgilendi. Şimdi meyveler sağlığı ilgilip çıkardı ozi. Ve nihayette kapta meyveler. Cennetteki hazır alma şu ortamızıya koyursa hemimiz götürebiliriz onu. Şimdi kapta o almalar. Nihayette kapta huşboy, güzel, nihayette lezzetli almalar. Onu üzüp yegen izden kiyin. Karasiz hani üzgen izden yenge alma çıkıp durup. Dar o çıkardı şehirden. Bazı etkenimizde dünyadaki nimetlerde iş uzun bir kıyınçilik. Yegendeki ikinci kıyınçiliği başlanadı. Çıkamadı koymaydı. Ama cennette onun diye yap yok. Yegen nasıl sizden ter bu çıkıyor oradı. Terlegenizde. Ve terlegenizde hem dünyaya hoşa gelmez. Tasık ettim bir çümül vali. Livaslarını yuval edemeysiz. Ahirette terlegen sarıyız. Muhyiddin'i satıp yaptırırken atırlarından hem göre şirin atır. Şirin hitler kiradı. Bu sizden şey yaptırırken terdi kuşböylüğe hayran kalarsın. Biz Muhyiddin'de atırlayan atırdı bir gün ekemiz. Bunu kuşböylüğünü karaya. Şimdi bu şirin kuşböy çıkardı. Lezzetli hitler çıkardı. O yüzden ve size hatınız bugün hurilerim hayran kaladırken derecede. Ama dünyada onu değmez. İçken nesela izlensin deyik. Ve utu bihi muteşabihen ve ularge bu neseler birbiri yokşagen halette alıp gelindi. Bana cennetteki meyvelerden dünyadaki meyveler birbiri yokşayıp surette bu bir tefsir ikincisi Celaleddin Suyuti'ne etken tefsir ki cennetteki almalar birbiri yokşaydı. İkincisi tam başkaça dünyanın ki yokşagen. Yani almaları görürsün. Kızıl alma ya ki sarık alma. Aynı ak almalar. Lekin yesiz lezzeti başka. Doğru mu? Cennette gülerim şunu diyor. Birbirinden şirin. Ve şunu bilin ki ikincisi birincisinden şirin. Üçüncüsü ikincisinden şirin. Birbirinden şirin. Allah-u Teala sizce cennette fakat yine deryalar, meyveler, darahlar, kasırlar teyler koymadı. Belki ve lehum fiha ezvacu mutahhara. Ve cennetler için cennette pakize kılınucu ayollar var diyor. Cüftler var diyor. Ezvacun, zavcun da cemi, zavcun cüft diyor. Pakize ayollar. Bütün kirliliklerden pak bugün. Siz dünyada en salihe, en avliya bir hatında tapıp üylensiz hem, ben bir şunu kemçilikleri var. Sizikiyen var ki unikiyen var. Hays göredi. İstihaza göredi. Nifas göredi. Ondan teşkere bağıl kıladı. Kuayet kıladı. Burnu akadı. Kesel buladı. İnsan bu genel için bazen sizge katlı gefir varadı. Ya sizge biyataplı kıp koyadı. Aziyet verip koyadı. Ege uşağı alıp vurmasa. Bu masam açığı kekende uşağı alıp uğradı sizi. Ama cennetteki ayarlarda bunların bir artası yok. Ular hayız görmedi. Nifas görmedi, istihaza görmedi, hiç kendine kan kemiydi onlardan. Ve hatta ki mani hem kemiydi. Mani, mezi diken nesi yok. Dünyada cimaksız iki taraftan hem mani kelerdi. Erkeğden hem ayarlardan hem. Ve mani bedboy bir suyuklik, bedboy. Şunun için erkeğim, hatınım, halası, halaması tabiyetten nefret kıladı. Zaten cima kıyandan ki şahvet gitti. Mani çıkandan ki şahvetem gitti. Ki birbirinden az yine bir nefret payda kıladı. Ama cennetteki huriler onu değmez. Cima kılası sizden hem mani kimiydi, onlara hem mani kimiydi. Hayatenge, onu hem avratıdan nuhatta huşboy hitler kıladı. Sizi hem avratıdan nuhatta huşboy hitler kıladı. Cima kıyansanız, mesela dünyada hazır ettik, terliyesiz, sizden hem bedboylik geledi, hatınızdan hem bedboylik geledi. İnsan sizde, ama cennette onu değil mi? Cimakı yasanız lezzetli bulup, kuşbeyi bulur adı. Ve dünyada
qanchalik bir beli baquvat odam bo'lsangiz bo'ling, jimo qilganingizdan keyin oxirida borib sekin-sekin charchashni boshlaysiz, u ham charchaydi. Ammo jannatda charchamaysiz. Charchamaydi ham. Va ayol kishi ham dunyoda qanchalik jimoni yaxshi ko'rsa ham, oxiri bas yetar bugunchalik deydi. Agar digizsiz. Bo'lmasam sizdan shikoyat qilib yuraveradi. Bu qanaqa evdi. Ammo jannatda unday narsa yo'q. Huri, ya'ni jannatdagi ayolingiz ham zarra qadar aziyatlanmaydi. Jimo qilgan sari jimo qilgis kelaveradi. Siz ham aziyatlanmaysiz. Charchash degan narsa yo'q. Undan ham go'zali hurilar jannatdagi ayollaringiz bokira bo'ladi. Birinchisi emas, har jimo qilganingizda. Zakar har kirganida bokira holatda bo'ladi. Chiqdimi bokira bo'ladi. Kirishligida bokira holatda. Ba'zilar ki men onasi o'tmagan qizga uylanaman deb. U jannatda u. Dunyoda hozir qiyin u narsalar. Dunyoda unaqasini topa olmaysiz. Jannatdagi ayollar mana shu darajada pokiza. Kuniga 100 ta huri bilan 100 ta ayoldan jimo qilasiz kuniga. Va bularning axloqi ham nihoyatda mukammal. Zarra qadar sizni xafa qiladigan bir harakat qilmaydi. Ovozlari, qarashlari, harakatlari hammasi sizni shahvatingizni keltiradigan, muhabbatingizni ziyoda qiladigan. Qalblari ham nihoyatda pokiza. Qalblarida ham bir kirlik yo'q. Sizga nisbatan ham va sizdan boshqasiga qaramaydi ham, sizdan boshqasi uni aqlidan o'tmaydi ham. Bu dunyoning xotinlariga sal qattiq gapirib qo'ysangiz, senga tegib xor bo'ldim, falonchi meni olaman deganida, falonchiga tekkanim deydi. Dadam falonchiga beraman deydi. Aldasizlar ovozlaringiz, bilmasa sehr qildilaringizmi? Deb darrov boshqasini gapiradi. Ammo ular aqlidan ham o'tmaydi boshqasi. Aytadiki, jannatdagi eng buyuk ne'mat sensan deydi. Eng go'zal sensan deydi. Eng yaxshi inson sensan deydi. Allohga hamdlar bo'lsinki, senda insonga Alloh taolo meni xotin qilib beribdi deydi. Va ular aytdiki, ko'p bo'ladi ular. Kamida 72 ta bo'ladi. 70 tasi hurilardan, ikkitasi dunyo ayollaridan. Ular siz atrofingizda aylanib raqs qilishadi. Qo'shiq ham aytib berishadi. Bir-biriga nisbatan ham nihoyatda muhabbatli. Doim aytamizki, dunyoda agar siz ikkita dutta xotiningiz bo'lsa, butun hayotingiz qozilikda o'tadi. Har kuni mahkama. Shikoyat to'rt tarafdan. Ammo ular kamida 72 ta bo'lishiga qaramasdan zarra qadar ixtilof qilishmaydi. Bir-biridan nihoyatda go'zal. Liboslari ham go'zal. 70 qavat libos kiygan, 70 xil rangda. Shu 70 qavat libos orqasidan badani ko'rinib turadi. Iligi ko'rinib turadi. Bir suv ichsa, suv ko'rinib turadi, shunday tomog'idan o'tib ketib turganligi. Siz ham meni shunga yarasha go'zal bo'lasiz. Siz ham bu dunyoda holat bo'lmaysiz, chashlaringiz to'zigan, qoshlaringiz tushgan, uyqusiragan holatda bo'lmaysiz. Vahum fiha xolidun va ular bu jannatlarda xolidun abadiy qoluvchilardir deyapti Alloh taolo. Bu ne'matlarda abadiy qolasiz. Bir necha yil turgandan keyin chiqarib yubormaydi sizni. Qani aqlli insonlar mana shunga harakat qiladi. Shuni mahkamlashadi. Dunyoni arzimagan o'tkinchi matosini deb abadiy saodatdan o'zini mahrum qilmaydi.